Seninle Olmak Varya'nın bugünkü konuğu, adı telaffuz edildiğinde herkesin bir kere daha yürekten adını tekrarladığı, beyefendiliği ve tarzı ile adını halkın kalbine yazdıran, duruşuyla halkın gönlünde taht kuran, ilkelerinden taviz vermeyen, doğallığını her zaman koruyan mütevazi beyefendi, ailesine bağlı bir baba, bir sanatçı. Tarzını beğenen beğenmeyen herkesin dilinden düşürmediği şarkıları oldu. Türkiye'de milyonların sevgilisi haline getiren 1986 yılında çıkardığı dillerden düşmeyen şarkıları Gelin Olmuş Gidiyorsun, Yarimi Ellere Gelin Etmişler ve Duvardaki Resmin şarkıları ile 2000'li yıllarda dahi herkesin gönülden söylediği şarkılar arasında duruyor ve tazeliğini koruyor. Şahin Özer, Cengiz Kurtoğlu'nu Türkiye'ye ilan edercesine şu anonsla takdim ediyordu. Şimdi biz de bu anonsu tekrar edelim. Prensimiz, şarkılarında hasret, gönüllerimizde özlem, mısralarda şiir gibi, işte Cengiz Kurtoğlu. Başına hayallerle söz geçmiyor şu gönlüme, olmayacak ümitlerle yaşanmıyor, yaşanmıyor. Unutmadım, unutamam bedenim. Tenimdesin, hep aklımda güzel yüzün, düşlerimde benimlesin. Unutmayı istesem de yüreğimden silemedim, tükeniyor umutlarım, seviyorum. Yaşanmıyor, yaşanmıyor, geceler gündüz olmuyor, isyanlarda çaresizim, gülüm sensiz. Yaşanmıyor, 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 geceler. Yanlarda
Teşekkür ediyorum. Ama tamam oradan. Evet, günaydın. Günaydın. Hoş ne geldiniz güzel. Tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Programı ya vallahi. Evet, süper. Yıllar önce yine yorumladığım hafızalarımıza yine kazınmış şarkılarımızdan Cengiz Kurdoğlu yorumuyla. Süper. Sabah sabah nasıl gitti? Biraz isyanlar vardı içinde ama. Çok da güzel oldu vallahi. Aran Ahmet de onu siz ifade etti. Siz şarkı söyleyince benim hep dans edesim geliyor. Ay kurban olurum. Çünkü hemen söyleyeyim, biz Eda ile daha evlenmeden önce yani flört yani. Döneminde özellikle işte gelin olmuş gidiyorsun. Evet. Ben o zamanlar böyle bir tavernada çalışıyordum. Ve onu çalıyordum, söylüyordum. Eda da beni dinlemeye geliyordu. Ne güzel. Ve ön masalardan böyle kendime masa hazırlatıyordum. Sonra öyleydi ama o zaman. Yani, değil mi? Sonra bizde biraz ters işler. Evet. Genelde beyler hani böyle masa eski Türk filmlerinde falan vardı ya. O zaman Metin'le bakışıyor muydunuz böyle? Flört ediyorduk. Ha, flört ediyordunuz. Flört ediyorduk. Tamam. Bakışmayı böyle kitleniyorduk. Aşılmış. Tamam, ne güzel. Ve ondan sonra bir ara olduğunda da Adnan Ergil, bizim Talip Kazak, onlarla beraber çalıyorduk. Ben ilk fırsatta sahneden iniyordum. Onlar çalıyorlardı, sizin parçalara devam ediyorlardı. Biz de dans ediyorduk. Çok teşekkürler. İşte ondan beri hep böyle. Sağ olun. Hakikaten. Evet. Sizler de Özürkü ailesi olarak Metin ve Eda kardeşim. Ben sizin tabii abinizim artık. Değil mi? Estağfurullah. Evet. Sizler de yaşam arzusu olarak, idamesi olarak hep örnek teşkil ettiniz yıllarca. Hem canınızda hem de yüreğinizde birlik ve beraberlik adına hep ailemizin içindesiniz, ailenin içindesiniz. Sağ olun. Tebrik ediyoruz sizleri de. Aynı şekilde biz de örnek aldığımız, hani aynı yaşlarda olsak, birkaç yaş olsa da aramızda örnek aldığımız büyüklerimiz var diyeyim ben buradan. Sağ olun. Nefis bir yorum hakikaten. Kadife gibi bir ses. Teşekkürler. İlk duyduğumda ben müziğe 7-8 yaşlarında başladım profesyonel olarak. Tabii. Ve işte herhalde 19-20 yaşlarındayken ilk sizin sesinizi duyduğumda hakikaten bayıldım. Yani inanılmaz farklı bir yorum, bir ilk. Çünkü hani sonra bir Cengiz Kurdoğlu yorumu oturdu ve bunu bu yolda çok yorumcular da oldu daha sonradan ama bu sizin tarzınızın ilkisiniz siz. Şimdi o gırtlak nameleri, farklı şeyler. Tabii sizin o yıllardaki çalışma döneminizdeki yıllar. Hı. Ben tabii o zaman İstanbul'da da ikamet etmiyordum. Ayrı bir şehirde hayatımı idame ettiriyordum ve mesleki itibarla da ayrı bir formattaydım. Öyle mi? Ama yine de tabii 70'li yıllarda kurulan bir grubun da bir müzisyeniydim. Ama diplomasız bir müzisyeniydim. Neredeydiniz yani, o zaman? Artvin'in Arhavi ilçesinde. Orada mı kurulmuştu grup? Orada kurulmuştu. Cihada Efsanesi diye. Biz o yıllardaki işte Cem Karaca, Ersen Dadaşlar, modern folk üçlüsü vardı o zamanlar. Tabii. Erol Evgin'in, değerli büyüğümüzün. Edip Akbayram. Dayas, daha işte şu anda anımsayamıyorum ama çok değerli, gündemi teşkil eden büyüklerimiz vardı. İsimleri hala daha çok önemli onların. Evet. Repertuarımız o yıllarda hep bu anlamdaydı. 75'li yıllardan sonra ben çok saygı duyduğum çok değerli abim Ferdi Özben'i çok uzun yıllar dinledim. Evet. Hala takdirimizdedir. Saygı iletiyorum kendisine. Ama içimden kimseye benzeri bir ses çıkartmadım. İşte Cengiz Kurdoğlu'nun yüreğinden, ağzından, dilinden işte ne düşünüyorsa öyle bir ses çıkartmadım. Hani belki şarkıların tarzı açısından belki Ferdi Özbeğen sizi etkilemiş ama yorumculuk olarak hiç ben ilk, yani sizden önce sizin gibi söyleyen, o yorumu yapan bir... Hani derler ya, işte herkesin kendine göre bir dünyası vardır. İşte evet. Bizde öyle işte Eda Özülkü, Metin Özülkü var mı benzeri eşi? Yok. Ne yok. Güzel. Böyle kalıcı da olmak çok çok daha güzel değil mi? Ayrıcalıktır yani. Evet. Evet. Şimdiki gündemde hiçbir kardeşimizi biz o anlamda tabii ki eleştirmiyoruz ama şeyler vardır, ufak ufak gırtlaklarda böyle namelerde taklitler vardır. Bunlar tabii kalıcı olmuyor. Kalıcı maalesef olmuyor. Öyle. Yani yine özgün
kendine özgün isimler var gençler arasında. Var. Onlar da zaten öne çıkıyorlar. Çok başarılı kardeşlerimiz var. Onlar da var. Öne çıkıyorlar hakikaten. Çok. Peki kendi tarzınızda işte müzik yapmaya başladığınız zaman evet. Nasıl bir yolculuk başladı? Yani ilk nerede mi sahne aldınız diyeyim ya da ya, ilk şarkı mı diyeyim? O gruptan sonra değil mi? Evet, gruptan sonra. Şey gibi o benim şarkım gibi hayatımı yazsam roman olur diye bir yorum yaptım. Evet. Tabii o yıllarda bizde mesela eskiden ses yarışmaları, şimdi ses yarışmaları yapılır ya. Hı hı. Bizde o sahillerde Rize bölgesi ve Artvin bölgesinde grupların yarışmaları olurdu, müzisyenlerin. Ha. Biz hala icra edenleri dinlediğimiz zaman zaten altyapısıyla kulakla dinliyoruz önce. Evet, evet. Öyle geliyoruz. Evet. Sonra soliste şana geliyoruz. Evet. Bunları esasında herkesin de bilmesi lazım, öyle değil mi? Siz tabii akademisyen olarak daha iyi biliyorsunuz bunları. O zamanlar işte esasında Tanrı yolumuzu çizdi. Yani demek ki biz bu yolda gidecekmişiz. Ben mesela Arabi Çay Fabrikası'ndan da emekli olabilirdim yani. Orada mı çalıştınız? Tabii tabii, uzun yıllar Çaykur'da çalıştım. Hem de imalatta işçi olarak çalıştım. Ne güzel. Çok bir özel bankada mesela 81'li yıllarda bir yılda güvenlik görevlisi olarak çalışmıştım. Bunları bu hayatı yaşarken yine müzikle iç içe olmamız devam ediyordu çalışmalarımız. Hmm. Yani daha amatörceydi belki ama. Tabii tabii, oradaki konumuz bir yani bütün düğünlere biz işte giderdik, tercih edilirdik o yıllarda. Böyle böyle 82 83'lü yıllardan sonra İstanbul'da böyle bir kurgu oldu ve bunun devamı sağlandı sonra. 83 yıllı gibi 80, mi İstanbul'a işte, geldiniz? Evet. Peki neydi o kıvılcım, yani nasıl oluştu? Oradan bir teklif mi geldi veyahut da böyle bir atılım yapma fikri? Tabii ben evet, çocukluğum zaten burada geçmişti işte 69 yıllarına kadar. Sonra ondan döndük biz memleketimize. Tekrar 83'lü yıllardan sonra buraya geldim. Yani ben bu işi bu bahçede, bu tarlada yapmak istedim. Ama o zamanlar çok şeffaftı, çok özeldi. Evet. Herkes canında, dalında tek tek. Bir de baktığın zaman çok tehlikeli, korkunç. Çok takdir edeceğimiz, onur duyacağımız isimler tabii o yıllarda. İlk geldiğim zaman ödüm koptu zaten. Dedim ki geri döneyim ben. Yeni döneyim. Ne korkuttu sizi? Yani her şey, yani o yaşam, İstanbul'daki o yaşam şimdiki gibi çok daha farklıydı. Çok tane taneydi. O güzel farklı yansıyordu. Anadolu gözüyle baktığınız zaman çok daha farklı yansıyordu. Hani derler ya, adamın ödü kopuyordu İstanbul'daki yaşama baktığınız zaman filan. Şimdi olsa belki hiç gelmezdiniz. Yok, şimdi bugünden de zaten sıyrılmanın imkan ve ihtimali yok artık. Bitti olaylar yani. Değil mi? Daha zor. Her şey. Tabii o yıllarda Betin'im hani şimdi demo dediğimiz bir çalışma, işte bir sette yaptığımız benim çok değerli kardeşim Zihni Cinan'ın iki ufak kardeşi, o da müzisyendir. Onunla beraber bir özel bir sette yaptığımız bir kaydımız vardı bizim. Yine Ferdi Özmen'in ve 79'lu yıllarda sevgili Ümit abimin repertuarından şarkılar söylemiştim, Ümit Besen'den. Ona da saygılarımı sunuyorum, Ümit abime. O kaseti biz hazırladık, cebime koydum, öyle geldim işte. Bu tesadüfen işte. Hmm. Tesadüfen Şahin abinin eline geçiyor. Şahin ondan üzeri. Sonra onunla bir kader birliğimiz oldu. Tabii bunları saatlerce anlatsak ben... 7'şer sene atlayarak anlatıyorum bunu. Evet, evet, evet. Yok canım, o kadar da öyle değil. Gitti, evet. Çok güzel, çok güzel başladı. Çok güzel gitti. Tabii yaşam alanımız genişledi. O... Siz kendi şarkılarınızı yapıyor muydunuz o dönemde? Ben güfte ve beste üzerinde çok çalışmalar yapmadım. Tabii ayrıca akademisyen de değilim bu konuda. Fakat çok değerli müzisyen kardeşlerim ve büyüklerimin yanında pratiklerimi çok geliştirdim. Mesela bir enstrüman çalma adına. Yorum yapma adına da çok geliştirdim. Yani İcracı yönü. Yani diplomayı alamadım ama diplomasız bir akademisyen olduğunu da olduğumu da kabul ediyorum. Hayatın yani. İçinde. Yani, sakın notalardan filan da fazla detay soru sormayın. Aşk olsun. Peki ilk albüm hangisiydi? Sen Sözden Anlamaz Mısın? 84'ün sonu gibi. 80'lerin evet, sonu gibi. Evet. Özel plakçılıktan mı çıkıyor? Özel kardeşlerden, Şahin abimden işte kader birliği yaptık kendisiyle. Ellerinden öpüyorum kendisini. Daha sonra... Peki ilk albüm patladı mı? Patladı. İlk 2000 tane falan bastırdık biz. O zamanlar nerede bastırırsan bastır şeyleri, kayıtları. 2000 tane... Kaset olarak tabii zaten. 3000 tane yapacak paramız olmadı şimdi ikimizin de. Öyle o olay çok gelişti. Bir anda gelişti. 3-5 ay içinde...
Ben rakamları hiçbir zaman telaffuz etmemişim şu şu diye ama bayağı bir yüksek rakamlara ulaştık. Daha sonra o çok bir amatör bir çalışmaydı yine. Yani sahne kokusu gibi, sahne duyumu gibi bir kayıttı o. Evet. İşte bir abim vardı, Elka strings aletler vardı, akorlar. Ben de bilebildiğim kadar işte synthesizer'larda işte ufak ufak şeyler, melodiler, rhythm box, dört kanallı. Gitar belki. Evet, dört kanallı gitarlar. Şeyi okumuştum mesela ilk defa ben erkek sesli olarak ilk kasetimde Sen Ağlama Sezen Aksu. Ha evet. Hmm. Sen Ağlama şarkısını okumuştum. O albümde peki en çok ses getiren şarkı? Tabii o şeydi, Sen Sözden Anlamaz Mısın? Hmm. Çekemez oldum artık, kaprislerinden usandım gibi böyle geliyor. Çok güzel. Kaçıkların gelmesi de iyidir sabah sabah. Tamam. Evet, evet. Değil mi? Yani çağırırım gelmezsin giderim bırakmazsın diye Meyanlı Hicaz bir şarkı. Bir iniyorsun aşağılara falan böyle. Küçük yüzü yukarı. Evet. Ondan sonraki o dönem tabii Sen Sözden Anlamaz Mısın? Bizim yolumuzu çizecekmiş. Çok geniş ağlara yayıldı o çalışmamız. Tabii buradan gelen maneviyat tabii ki genişliyor ama bir maddiyatın da gelmesi lazım ki havuza yatırımlar yapma adına. Tabii. Tabii müzik adına yatırımlar yapma adına. Şimdi aslında şarkılardan, müzik kariyerinizin nasıl geliştiğinden tabii konuşacağız ama almamız gereken başka dersler de var diye düşünüyorum ben. Diğer sanatçı arkadaşlarımıza da örnek olabilecek. Evet. Yani profesyonellik anlamında hani bir yol çiziliyor. Çünkü siz bir yol çizdiniz ve yaklaşık işte 30 seneye yakın bir süredir de bunu böyle bu şekilde başarıyla hiç kişilikten, tavırlardan, isimden ödün vermeden koruyabilmek hakikaten çok zor bir şey. Evet. Onun için bu gençlere örnek olabilecek öğütleri sizden alacağız. Ama bir telefonumuz varmış. Sedef Koçer Ankara'dan arıyor bizi. Alo. 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 Buyurun. Alo. Alo. Günaydın. Ece abla nasılsın? Çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sedef Hanım. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Buyurun. Buyurun. Herkese günaydın diyorum. Metin abi, Cengiz abi günaydın, merhaba. Günaydın. Merhabalar. Seni dinliyoruz. O kadar heyecanlıyım ki, o kadar yani anlatamam. Cengiz abi, senin bir hayranınım ben. 15 yaşımda başladım seni dinlemeye. Belki de hani genç kızlık dönemlerimde böyle 23 yaşındayım şu an. Senin şarkılarınla büyüdüm. 7-8 yıldır seni dinliyorum. Senin alıp götürüyor senin şarkıların beni. Ne güzel. Seni bir hani abi gözüyle bakıyorum. Ne bileyim şarkıların o kadar güzel ki tam benlik diyebilirim. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Tam benlik dediniz ya. Nasıl, ne hissettiriyor yani size bu şarkılar? Çok merak etme. Yani tam benlik der, ruhunuza mı hitap ediyor? Eda abla diyorum, eğer hata ediyorsam kusura bakmayın çok yakın gördüğüm için. Rica ederiz, ne demek tabii. Nasıl beni tatmin ediyor şarkıları şöyle. Babamı kaybettim ben, 20 yıl oldu. Çok sorunlar yaşadım. Çok günler attım, kötü günler atlattım, iyi olsun, kötü olsun. Bir de hayattan tat çıkarmasını bilen bir insanım. Kesinlikle. İnsanları kırmamaya çalışıyorum, üzmemeye çalışıyorum. Ben de biliyorum şarkıları beni alıp götürüyor. Tabii lise döneminde, 15 yaşında lise dönemindeydim. Evet. O zamanlar tabii bir flörtüm falan vardı, erkek arkadaşım vardı. Onunla paylaşıyorduk. O da zaten Cengiz'in hayranıydı. Hayranıydı. Devamlı onun parçalarını dinlerdik devamlı. Böyle romantik, romantik sizi yüreğinizden vuruyordu. Aslında çok güzel anlattı. Yani şöyle ben bağdaştırıyorum. Hı. Cengiz Kurdoğlu'nun şarkılarında bana göre isyan var hayata karşı fakat romantizm içerisinde o kadar güzel yumuşatıp bunu bir motivasyona çeviren hali var ki şarkıların. Tabii bunda sözlerin önemi var ama çok Cengiz Kurdoğlu'nun sesinin, renginin ve yorumunun da çok katkısı olduğunu düşünüyorum ve dolayısıyla böyle bir bütün halinde tam da Sedef'in anlattığı gibi yani evet. Hem böyle hayata karşı bir sürü sorunlar var, problemler var ama onun içerisinden tad almaya da çalışıyor. Evet.
Yani tam onu yuvarlayan bir durum tabii aslında. Bu lütuflar, bu ilgi, alakayı ben böyle değerlendirdim yani. Teşekkür ediyoruz Sedef'ciğim. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Mutluluklar diliyoruz kardeşim. Yani ben hep böyle anladım ve hep böyle hissettim ve yaşadım. İşte bunun karşılığında telefonlar geldiği zaman ne dinir? Ne cevap verilir? Ben hep yani yorumlayan ve dinleyen olarak. Dinleyen çok değerli halkımız. Yorumlayan Cengiz Kurdoğlu. Ben buna hep bu gözle baktım. İşte biz bir ailenin evlatlarıymışız gibi. Bir yerde şarkı söylüyoruz ve herkes evin içinde işte o söyleyeni dinliyor. Söyleyeni de evin içinde olduğumuz için çok yakınen tanıyor. Yapısını, kişiliğini, aile varlığını, birliğini. Böyle yansımalarımız çok ciddi oldu yıllarca karşılıklı olarak. Demek ki onun için yıllarca değerli dinleyicilerimiz ve sağ olsunlar Cengiz abileri de işte onların sayesinde bu şekilde bu yürekte ayakta kaldı. Çok önemli tabii. Yani şimdi şarkıları yapıyorsunuz. Şarkıları yaptınız, stüdyoda okundu, bitti diyoruz. Aslında bitmedi. Değil, daha başlamadı. Çünkü şarkının yarısı orada. Evet. Yani ne zaman ki dinleyiciyle buluşuyor, dinleyici alıyor, evet, gönlüne koyuyor şarkı. Ona nasıl bir hayat verilecek? O zaman şarkı tamamlanmış. Elektrik evet, akımı gibi yani. Evet. Bir taraftan elektrik geliyor ama toprakla buluşmadığı zaman işlemini kesinlikle tamamlamamış oluyor. Evet. O yüzden de çok önemli. Peki Gelin Olmuş Gidiyorsun ikinci, üçüncü albüm mü? Unutulan. O herhalde çünkü 85, yok, 86. Daha sonra. Daha mı sonra? Bazen çok yaşadığım. Yok böyle bir an. Bazen diyorum ki dördüncü kasetle işte 19. kasetin arasını hatırlamıyorum diye. o yıllarda 86'dan 86, daha sonra değil gibi değil, geliyor bana. Değil. Daha önce, tabii. Daha önce. Ben şu anda sıralamayı ve repertuarı şu anda karıştırdığım için, çünkü ikinci albümümde daha profesyonel bir çalışmayla sunumumuzu hazırladık. Rahmetli anıyorum kendisini, çok değerli büyüğümüz Alkanlı ailesi, Metin Alkanlı abim. Evet. Aranjörlüğü, yönetmenliği yapmıştı. Unutulan adlı çalışmayla tekrar huzur, yani bu çalışmaların devamını sağladık. Ondan sonra Yıllarım geldi, işte o şarkıların içinde Duvardaki Resimler, Liselim, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Küllenen Aşklar. Toplam kaç albümdü? Toplam valla 23-24 olması maşallah lazım galiba. Yani biz 6 tanesini sayamıyoruz, yani sizin biraz zorlanmanız çok doğal. Çok doğal. Peki o albümlerde, ilk 6-7 albümde özellikle bir sound bütünlüğü de vardı. Yani sonra daha farklı soundlar da oluştu albümlerde ama. O soundlarda eleştiri de aldık sonra. Niye? Şimdi başlangıçtaki soundumuz çok farklıydı. İşte mesela konumu itibariyle bir solo yapılacaksa tek bir enstrümanın ona hayat vermesini sağlamıştı. O tabii evet, o fikir aranjörümüzden gelmişti. Bu fikir yıllarca böyle gitti. Sonra işte bir piyano, kromatik, akompanya, işte piyano, o sesler. Evet. İşte gitar, tek gitar, tek keman. O zamanlar üflemeli sazlar. Daha sonraki çalışmalarımızda uzun yıllar sonra olan, yani 88'lerden sonraki olan birkaç çalışmamızda işte grup enstrümanlar kullanmaya başladı. Kemanlar işte 7-8-9. O zamanlar tabii şimdiki gibi e-mailler ona yok. Mektuplar gelirdi çuvalla. Bizde un kapanında birikirdi bunlar adreslerimize. Biz bunları okumaya gayret gösterirdik. Eleştirilere öyle bakardık. Bu nedir ya filan derlerdi bize. Biz yine bu sesleri duymak istiyoruz derlerdi. İşte Gelin Olmuş Gidiyorsun. O gitar nedir öyle ya? O parçada. Evet. Metin Alkanlı mı çalmıştı gitar? Metin abi çalmıştı. Şarkı yine çok değerli birimiz. Cengiz Coşkun'a ait. Evet. Abi. Cengiz Coşkun'a. Müthiş. Çok... Ağlarım onu dinlerken. Evet, ben de vallahi çok etkilenmiştim. Enteresan bir şey tabii ama bir insan yani başlangıçtan işte bugüne kadar bu müzik yolculuğu içerisinde tabii ki yani kendi tarzı içinde yürüyecek tabii, ama farklılıklar arayacak. Dinleyici de bir enteresan. Şimdi hep aynı şeyi dinlediği zaman da böyle, evet, hep aynı şeyi söylüyorsun. Değişik bir şey yapıyorsun. Yani, bu da neymiş? Yani ben bazen şimdi yani çok sesli olacak o. Olacak tabii. Yıllar geçmiştir. Ya kardeşim bak, unutulan lise ya tabii ay kurban olurum ben liselim. Çok saygıdeğer büyüğüm Ahmet Selçuk İlkan. O da çok önemli bir çok, şarkı çok, tabii. Çok unutulan. Ve Ahmet Selçuk İlkan'a buradan selam olsun. Saygılarımızı iletiyoruz canım abimize. Ben aşkı unutulan yargı kardeşime. Unutulan şarkısı da benim çok değerli bir aile büyüğüm. Tekvan Ölüm grubunda yönetici olan akrabam Cabir Özkazancı'a aitti.
Onda da işte piyano resimleri falan vardı böyle tane tane çok güzel. Evet, evet, evet. Yani. Hafif duvarlar falan gelirdi. Ferda'nın hangi şarkısı vardı? Ferda'nın Büyümeyen Bebeksin vardı. Evet. Gece olunca. Bir tane, evet. Tamam, gece olunca. Bir telefonumuz daha varmış şimdi. Erkan Çelik Ankara'dan arıyor. Alo. Buyurun efendim. Alo. Alo. Alo, buyurun. Alo, alo, buyurun. Erkan Bey. İyi günler. İyi günler. Efendim, iyi günler. Buyurun, iyi günler. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Buyurun. Ankara'dan arıyorum sizi. Cengiz Bey'i orada görünce inanın çok mutlu oldum. Biz de mutlu kendisini olduk burada görünce. Ankara'da seyretmek pek fırsat olmuyor bize. Çünkü İstanbul gibi şanslı değiliz biz. Onları burada sıkça görmek şimdiye kadar pek mümkün olmadı dediğim gibi. Evet. Ama ben de Cengiz Bey'in yaşlarına yakın bir insanım. 44 yaşındayım. İlk çıktığı kasetten beri şu anda kasetin arşivleri var bende. İlk çıktığı kaseti dediğim gibi almıştım. Kendisini o günden bugüne kadar sürekli takip ediyorum. Bir sanatçıda olabilecek tüm özellikler kendisinde var. O yüzden kendisini inanılmaz derecede seviyorum. Başarılarının da devamını diliyorum. Evet efendim. Çok teşekkür ederim. Bu arada biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Rica ederiz. Biraz önce Metin Bey bir bayanın telefonuna cevap verirken aşklarla ilgili bir şey söylemişti. Ben de eşimle beraber seyrediyorum programı. Biz de severek evlendik. Aşk evliliği yaptık. Ne güzel. İşte 1980'li yıllarda Cengiz Bey'in ilk kasetinin çıktığı zaman ki aşkları söyleyeceğim. O zaman o aşklarla beraber işte Cengiz Kurdoğlu ve o müzik, inanın aşkları son derece temiz ve çok duygusal yaşamamızı, o günleri şu anda tarif edemiyorum ama neden oldu, yaşamak lazımdı, onu söylemek istiyorum. Biz anlıyoruz. O günlerin en çok eksiği olan sevgi o günlerde çok temiz yaşanıyordu. O şarkılar da bize bu duyguları temiz yaşamamızı sağladı diye düşünüyorum. O yüzden kendisine inanın sonsuz teşekkürler sunuyorum. Evet. Söyleyecek de fazla bir şey bulamıyorum. Sağ olun. Çok daha güzel ne anlattınız. Olsun, çok güzel anlattınız. Sağ olun, teşekkür ederiz Erkan Bey, katıldığınız için. Sağ olun. Sağ olun. İşte şu öyle ya. Oluyor. Yani toplum o anda nasıl yaşıyorsa zaten müzik de iç içe o an onu anlatıyor. Daha şu anda nasıl, hani daha teknolojik bir yoğunluk var, her açıdan çok. Daha bir gürültü var, kalabalık var falan evet. Filan. Aşklar da öyle yaşanıyor. Dolayısıyla müzik de öyle yapılıyor. Her türlü her şey birbiriyle değişiyor. Sözler değişiyor. Sözler değişiyor. Sözler yaşam çok alanı, değişiyor. Yaşam alanı en önemli şey. Şimdi evet. Ne güzel, çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşimin duygularına. Tüm aileye ben de saygılarımı iletiyorum. Daha önce tabii şeylerde de bu böyleydi. Lokal çalışmalarında ki sunumumuz da böyleydi ses düzeyi olarak. Mesela daha kısık, daha soft. Evet. Ha, bir ne kadar işte biraz önce ifade ettiğin gibi teknoloji işin içine girdi, muhakkak olması gerekiyordu. Evet. Ama bu sefer gürültüler de artmaya başladı tabii. Yani, yani çok tabii ben teknolojinin hızla gelişmesini tamam önemli buluyorum ve faydalı buluyorum desem de bunu hızı insanlığın tölere edebileceği bir hızda değil şu an. Çok hızlı. Çok yani hızlı, hani evet. Daha mantıklı ölçülerde ilerleyip insanların bunu daha rahat adam. Hazmedebilmeleri. Ama bunu kontrol etmek de bizim kendi elimizde tabii yapı olarak. Yani. Ama öyle iç içe bir şey ki evet. Hani yumurta tavuk gibi teknoloji insanları esir almış durumda şu an. Yönlendiriyor. Dolayısıyla hani biraz daha kademeli, daha ağır ilerlese belki insanlar da kendini ona göre hazırlayıp insanların etkisi altında kalan bir teknoloji daha faydalı evet. Olabilir gibi geliyor topluma. Evet. Bir tek öyle bir endişem var. Evet. 80'li yılların başında bir fantezi müzik patlaması evet. Ve tavernaların patlaması dönemi yaşandı. Onunla ilgili derinlemesine sizinle konuşmak istiyorum. Ama önce isterseniz bir şarkı dinleyelim sizden. Peki, olur tabii. Epey bir müzik arası oldu çünkü. Tabii. Evet. Değil mi? Okuyayım. Hadi bir parça daha dinleyelim abi. Ondan
hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de ben. Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de ben. Bu kadar sevmişim, sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım, geç de olsa öğrendim. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım, göz göre göre açan gonca gül olmadan kırıldı. Senin eserin bu yorgun yıllarım. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım, göz göre yandıyorum. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldı. Senin eserin bu yorgun yıllarım. Gece gündüz kanarım, göz göre göre yandıyorum. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldı. Senin eserin bu yorgun yıllarım. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım, göz göre göre açan gonca gül olmadan kırıldı. Senin eserin bu yorgun yıllarım. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım, göz göre. Resimleri kaldıramam ki. Sevdim seni başkasına yar edemem ki. İki dünya bir araya gelse imkansız. Seni benden başkasıyla düşünemem ki. Sevgili yükseklerden uçurumlara, aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda. Şimdi senle hayat rüya, düşlerim
gerçek. Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana dek. Dalı çiçek dili yeşilin rengi, anlatmanın imkanı yok güzelliğini. Sana susuz açım, sana hastayım, sana hiçbir sebep seni benden ayıramaz ki. Sevgilim kıskanır, yalanlar anlatırlar, bizi ayıramazlar aşkın dizinden. Ben düşerken yükseklerden uçurumlara, aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda. Şimdi senle hayat rüya, düşlerim gerçek. Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana dek. Ben düşerken yükseklerden uçurumlara, aşkım tuttu ellerimden ummadığım anda. Şimdi senle hayat rüya, düşlerim gerçek. Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana. Bravo. Teşekkürler, teşekkürler. Yıldız Tilbe, Yıldız Tilbe şarkısı. Evet, çok da güzel bir şarkı, çok da sizin sesinize de çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Şimdi repertuarları yaparken muhakkak önce en önemli faktör sizin seçmeniz, ama yani etrafta karışanlar da oluyor mu? Oldu ve oldum. Yani karışan da oldum, karışan da oldu. İlk yıllarda öyle bir şansımız, tabii sesimize göre repertuar seçimleri yapılırdı. Stüdyo aşamasındaki mesela kayıtlarımızda biz müsaade alarak o kayıtların içine iştirak ederdik. O hem yapımızdan dolayı hem emeğe olan saygımızdan dolayı. Tabii. Çünkü çok değerli okumuş olan insanlar bu işlerin başında olduğu için söz söyleme hakkımız yoktu. Ancak girip yorumlamaya hakkımız vardı. Ama daha sonraki yıllarda karışmaya başladık. Tabii. Bazen karıştığımız zaman da işte... İşler de karıştı. İşler de karıştı. Onun için karışmamak lazım yani. Aslında. Aslında karışmamak lazım tabii. Repertuar seçimi tabii ki önemli. Muhakkak iki şarkı, üç şarkı yedekleme de yapılabiliyor. Hı hı. Belki orada bir inisiyatif olabilir. Yani işte şu olabilir diye. Onu da çok iyi, yumuşak bir dilde ifade etmek lazım ki aranjörün ve yönetmenin asabını bozmama adına yani. Çünkü çok büyük emekler harcanıyor. Değil mi? Tabii bizler de yorumcu olarak... zamanımızı tabii ki harcıyoruz, uzun emeğin saatler okuyoruz, bir olmadığı ki, ama bir de hiç uyumadan onları kaleme dökmek, notaya dökmek, bunlar çok aranjör derken şey. Her şey çok önemli. Eda'cığım gördün mü? Evet. Tabii. Stüdyoda sen, biz çalışırken Eda beni bazen kızdırıyor. Evet. Kapıyı kapayın, kimse kalmasın diye bağırıyor. Evet, evet. Şeyi soracağım, peki sahnede mi şarkı söylerken daha büyük çok keyif oluyor, yoksa stüdyo mu? Sahnede. Arasındaki nedir? Farklı. Sahnede çok farklı. Hep daha mı özgür sahne? Çok özgür, ama her şarkıda ayrı psikoloji. Ayrı bir hayat verme şarkıya. Bir şarkıyı istediğin anlamda içinden geldiği gibi köşelerde bırakmalar, yorumlar. Hep detay, stüdyoda öyle bir şansın yok. Tabii, daha tabii çok oynayabiliyorsun şarkılarla tabii, belirli ölçülerde. Tabii. Biraz önceki reklam öncesindeki konuşmamıza da hep böyle aklıma gelmişti. İstiyorum ki
Yani bundan sonraki çalışmam ne zaman olur, kaç yıl sonra olur onu bilemiyorum. Veya olur mu olmaz mı onu da bilemiyorum ama istiyorum ki böyle sahnedeki performansım duyum anlamında öyle bir şey olsun, bir çalışma olsun. Yani oradaki Stüdyo efektler gelsin, yine. Oradaki rahatlıklar gelsin. Tabii. Seyirciler gelsin. Yani seyirciler yani şey orada. Belki. Gibi yani doğaçlama, toplu kayıt. Evet. Ne evet. güzel. Değil mi? Böyle bir canlılıkla. Olmuyor öyle, tabii evet. ya. Yani sahnede çok başka, stüdyoya girince çok başka. Yani düşünsenize sahnede mesela bir şarkı istiyorlar belki sizden. E belli ki o şarkı o insanların hayatlarında tabii. bir yer edinmiş, bir şeyleri ifade muhakkak. Ediyor. Onu siz yorumlarken tabii ki çok daha farklı hissederek söylüyorsunuz. Tabii, bazen de, stüdyoda daha soğuk bir ortam çok, yani. Tabii. Allah çok, Allah. Çok acaba sahnede de öyle bir şey kayıt altına alınsa, hani kayıt olduğu bilinirse o gerginlik olur mu acaba gene? Yok sahne sırf çalışma arkadaşlarımız olacak. Evet. Onun haricinde kimse olmayacak. Çatal bıçak sesleri yok. Olmayacak. Kesin tabii konuşma ki. Da yok ayrıca. Ama o akış gidecek öyle. Evet. Yani. Akış gidecek. Hatasıyla sevabıyla. Sevabıyla. Müzikal anlamda ama. Tabii. Masa sesleri, kapı bir. Sesleri gelmeyecek. Gelmeyecek. Çok olur hakikaten. Yani. Yani bir telefonumuz telefonu varmış. Erkan Bey, alo. Alo. Erkan Buyurun. Ataselim Ankara'dan arıyor bizi. İyi günler. Buyurun efendim. Programınızı çok beğendim. Başarıyla dolu geçiyor. Sağ olun. Kadarıyla Kanal A'dan yayındasınız. Sağ olun. Ben Gökhan Lökerse orada Cengiz abimin de yanındadır. Evet. Kendi kuzenim olur. Cengiz abi de beni Ankara'dan iyi tanır. Beyzade'den. Evet. Geldiği zaman sürekli onu rahatsız ediyoruz. onu görünce aramak istedim. İyi yaptınız. Çok sevdiğim abilerin abisidir. Orada programın ismi var. Seninle olmak var ya. Cengiz abi böyle bir şey. Evet, evet. Yani evet. iyi ki var. İyi ki çok sevdiğim birisi. Aynı zamanda ben de Arhavi'liyim. Kendisi evet. de hemşerimdir. Evet. Bizim yöremizi çok iyi tanıtır. Selam vermek için, onu tebrik etmek için aradım. Sağ olun. Cengiz abim benim. Çok teşekkür ediyorum Erkan'cığım. Ataselim ailesi. Bize yakın olan Kurdoğlu ailesine yakın olan çok değerli bir ailedir. Büyüklerimizdir. O benim de kuzenim sayılır. Çok teşekkür ediyorum. Hiç merak etme. Gökhan yanımda şu anki yan koltukta oturuyor. Lakerta. Her şey çok güzel. Bütün aileye saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkürler aradığınız için Erkan Bizden Bey. De sen... Cengiz abim öpüyorum. Ankara'ya da en yakın zamanda bekliyorum. İnşallah. İnşallah. Başarılar çok diliyorum Eda Hanım ve Metin Bey'e de. Sağ olun. Teşekkür ederim aradığınız için. Hoşça kalın. Evet Gökhan sağ salim kontrol altında. Kontrol burada. Altında. Niye Lakerda onu anlamadım. Niye Lakerda? Çok ünlü Laker D ile değil T ile devam eder. Lakerta. Çok ünlü bir ailedir. Bizim böyle rahat konuşma ifademize eşkıyalıktan gelme böyle daha o açarsan konuyu. Evet. Çok yine yakın aileyiz birlikte. Arhavi'de saygı duyduğumuz çok değerli bir soyadıdır. İsimli akrabalarımızdır. Ataselim ailesi, Kurdoğlu ailesi, Özkazancı ailesi var da var. Karadeniz'in kendine özgü böyle hani aile arasında bir akrabalık böyle bir bağlılık çok öne çıkıyor değil mi? Evet. Yani, her yerde öyle, olduğu gibi ama tabii. Her yerde öyle ama Karadeniz'de yok, daha böyle. Evet. Bence Karadeniz bu birbirini konuda sahiplenme bir daha evet. örnek alınacak şekilde bence. Yani sıralansak buradan 1350 kilometredir. O karayoluyla sıralansak evet bir ucu oradadır, bir ucu İstanbul'dadır karayoluyla yani. Evet. Öyle evet, evet. Aynen değil öyle mi? Hakikaten. Aynen yani. Vallahi çok güzel bir şey. Şimdi bir de biraz önce bahsetmiştim 80'lerde başlayan bir taverna akımı evet. oldu. Siz sahne performansınızı genellikle bir dönem orada sürdürdünüz. Uzun yıllar. Uzun yıllar yani değil bir mi? Bir dönem derken bayağı bir dönem yani. Bazen ben bile arabayla oradan geçerken sıkılıyordum. Ya bu çocuğun hala neonunu buradan indirmediler mi? Cengiz Kurdoğlu geç gel Cengiz Kurdoğlu. Yani dükkanın ismi gibi oluyor değil 20 mi? 20 küsür 22 küsür yıl tabii yani. Tabii. 3 yıl. Peki evet, ekonomik ya. Anlamda iyi ki bu işi yapmışım. Yani diyor musunuz? Çünkü şöhret ve hani görsel bir iş aynı zamanda tabii. bu müzisyenlik, şarkıcılık daha doğrusu. Birçok insanın hayatını abandone de edebilir. Evet. evet. Bazı insanlar da bunun altından başarıyla kalkabilir. Siz başarıyla kalkan örneklerden biri olarak. Çok teşekkür ederim. Çünkü hani genelde çok şöhretli insanlar bazen pişmanlık
duyarlar yaşamlarının belli bir noktasında. Tabii bunun örnekleri de var. Yaşanmışlar var. Ben derler ya ortanın ortası bir ailede hani maddi gücü olarak nasıl bir ailenin içinde yetiştiniz? Ben ortanın ortası değil, ortanın en altının en altında. Yani bir yokluktan öyle gibi. Evet. Hayatımızı genç yaşımızda hep tabii çalışarak başka şeylerde, iş güçlerinde çalışarak ayrıca da işte daha sonra 80'li yıllardan sonra Tanrımız böyle takdir etti. Halkımız böyle takdir etti. Allah'a şükürler olsun. Aşımızı, ekmeğimizi verdiler. Ben manen ve madden deyince çok özür diliyorum tabii. Onu zaten açmayacağım yani ben. Fakat biz uzun yıllar tabii bu işin içinde iştigal ederken biz bir kazandık fakat binimize yetti. O kadar helaldi her şey. Evet. Manen olan gücüm, Tanrı'nın gücü, Allah razı olsun. Ailenizden. Evet, onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Aile birlikteliğim adına ve sosyal toplumum adına çok onur duyuyorum. Tabii çocuklarımız 3 tane. 3 tane çocuğumuz var. 79 oğlum, yılında mı evlendiniz? Evet, 79'un başlarında. Başlarında evlendiniz. 3 tane çocuğumu da evlendirdim. 2 oğlum, 1 kızım. Aynen. Ayrıca ufak oğlumun, biz en ufaktan başladık evlendirmeye, Eda kardeşim. Ben bir torun sahibiyim ayağım. Aa, gerçekten. Ya, evet. Süper bir şey. Ben Poyraz bugün... Cengiz Kurdoğlu. Aa, ne güzel çok ya. Güzel bugün ya. Öğrendim Maşallah. Ben de. Çok şaşırdım vallahi. Ay, Allah uzun ömürler versin. Allah. Hepsi iyi yetiştiler. Hepsi eğitimlerini aldılar, okudular. Örnek. Darısı başımıza. Onun için çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bütün çocuklarıma sağ olsunlar. Onlar size teşekkür etsinler. Bana da teşekkür ediyorum. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Siz onlara, onlar size. Böyle hayatta durdukları için. Tabii ki. Mutluluk, evet. Okeylenmiştir yani. Evet. Ne güzel. Çok hoş. Harika. Ve çok örnek alınması bir durum yani. Kesinlikle. Bir telefonumuz daha varmış. Bugün telefonlarımız çok yoğun maşallah. Evet. Alo. Yani, telefonlar çok yoğun. Sağ olsun. Alo. Berin Hanım. Evet Eda Hanım, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Çok güzel bir program. Her gün sizi izliyorum. Sağ olun. Bugün de inanılmaz benim için bir Eroka oldu. Çünkü siz, eşiniz ve özellikle Cengiz Bey'in konuk olması benim için süper bir gün başlattı. Süper bir çok buluşma oldu. Çok teşekkür ediyorum konuğunuzu bizimle karşılaştırdığınız için. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi her şeyden önce az evvelki sohbette Cengiz Bey işte sahnede mi yoksa stüdyoda mı şarkıları çok daha rahat yorumlayıp yorumlayamayacağından bahsetti. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. İster stüdyoda olsun, ister sahnede olsun, Cengiz Bey'in her yorumu mükemmel. Allah razı olsun. Kesinlikle öyle. Hemen evet. Berin Hanım, hemen bir düzeltme yapayım. Stüdyoda mı yoksa sahnede mi yorumlayabilirsin diye sormadım ben. Hangisinden daha çok keyif alıyorsun diye sordum. Tabii ki en iyisini yorumluyor. Onu zaten biliyoruz. Sadece hangisini diyen daha çok keyif alıyorsun. Çünkü o, ben biliyorum o durumu. Hani stüdyoda insan şarkı söylerken bazen kendini geriyor, sıkılıyor. Evet. Biz de yaşıyoruz onu ama sahnede daha rahat ediyoruz. Onu sormuştum. Yoksa her yerde zaten stüdyodaki o yorumları olmasa biz yıllardır bu şarkıların aşığı olmazdık. Hepimiz için doğru, söylüyorum bunu. Haklısınız. Zaten Cengiz Bey bir kaseti A ve B yüzünü sadece ben Cengiz Kurdoğlu'yum diye söylese bile ben alacak bir hayranıyım. Ay, ne güzel ya, ne güzel. Allah razı olsun. Eşim de kendisini çok sever. Söylemiş saygılar olduğu efendim. Şarkılarda inanılmaz bir duyguyu yaşıyoruz. Özellikle otomobilimizde, seyahatlerde hep kendisini dinleriz. Kızımıza da söylediği şarkılar arada ninni olur bu arada. Evet, o da güzel güzel mışıl mışıl uyur. Arada güzelce de katılır şarkılarına. Ve sizleri de çok seviyorum. Eda Hanım, Metin Bey. Yazdığınız şarkılar, eserler gerçekten çok güzel. Teşekkür ederiz. Yeni neslin, rica ederim, yeni neslin daha çok dinlemesi gereken şarkılar diye düşünüyorum ben. İyi ki varsınız ya. Ben siz hep sizleri görmek istiyorum televizyonlarda. Sağ olun efendim. Siz de iyi ki varsınız. Sizler oldukça biz de herhalde buralarda oluruz. Cengiz Bey de şarkılarını söyler. Biz de yeni şarkılar yaparız. Hep bunları yapabilmemiz için size ihtiyacımız var her şeyden önce. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi
senin söyleyeceğin bir şey yoksa benim aklımda yine bir soru var. Çünkü planladım neler öyle konuşuruz, mi? Neler yaparız diye. Un kapanına biraz da dönmek istiyorum. Hani un kapanı, kurt kapanı falan böyle tabirler vardır. Evet. Orada uzunca bir dönem, hatta yani son günlere kadar, son birkaç yıl öncesine kadar müzik sektörü oradan yönlendirildi. Hakikaten bu inkar edilemez bir durum. Muhakkak. Ve her şey, iyisi de kötüsü de, her şey oradan geçti. Ve o sektörün içerisinde siz yapımcı olarak da... Evet, 96'lı 97'li yıllarda da yapımcı olarak. Orada neler yaşadın? Orada da... Nasıl duygular yani? Hani bir Cengiz Kurdoğlu'nun albümünün başarısından ziyade orada bir de tabii, ticari açıdan bir... Ben ticari anlamında hiçbir şey hem anlayamadım. 2000'li yıllardan sonra zaten olay lav oldu, kapatıldı. Fakat çok iyi bir çalışma ortamı bulduk. Sizinki. Evet, Sindoma Müzik. Ben daha önceki yıllarda oradaki hayati şartları çok iyi bildiğim için gelen yorumcu kardeşlerim, müzisyen kardeşlerim, icracı kardeşlerimle ben daha önce çektiğim için onlara yıllarca hiçbir şey hissettirmedim. Her anlamda ama. Onlarla bir abi, çok kardeş, önemli. Bir baba, oğul ilişkisi içindeydim. Tabii o ticari alakamızın farklı bir boyutta o öyle. Tabii zaten 2000-2001'li yıllardan sonra bu krizler başlayınca işte müzik un kapanındaki anlamda. Orada Sindoma'da tabii, kimlerin albümleri oldu, yapıldı mesela? Sindoma'da mesela Baha'yı getirdik. Evet. Evet. Murat. Yani Murat Göğebakan. Göğebakan. Bülent Sertaş. Hakan. Hakan Altun. Altun. Türkü. Sinan Zorbey. Daha sonra tekrar çalışma arkadaşlarımız oldu. Çok. Evet. Tiraj yapan evet, albümler çaldınız. Özellikle çok değerli bir ailenin evladı olarak önce bunu ifade edeceğim. Hakikaten önce anne babaya teşekkür etmek lazım ve özellikle evlada da teşekkür etmek lazım. Sorumluluk, terbiye, onur ve şeref adına Altun ailesine çok teşekkür ediyorum. Hakan'ımı dünyalar kadar güzel yetiştirmişsiniz. O da kendini çok güzel taşıyor. Hakan çok. Altun'umu yanaklarından öpüyorum. Başarılarının en yüce şekilde kutlanmasını istiyorum. Onu çok seviyorum ben. Layığıyla bir evlat yetişmiş. Evet. Ve herkes de çok seviyor. Aynı dileklere ben de evet, katılıyorum. Evet. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok, çok da yakın bir arkadaşım. Çok değerli. Büyük oğlum. Evet. Ben evet, öyle derim. Evet, hiçbir evet, zaman kendini hiçbir ortamda bozmayan. Çok çok. Her zaman duruşuyla ve gece hayatının, gece aleminin içerisinde çok olmasına rağmen yoğun, yaptığı iş dolayısıyla. Yoğun olmasına rağmen çok uzun yıllar, sözünü kesiyorum. Estağfurullah. Biraz önce yorgun yıllarımla başladım. Hakan Altun'a ait bir eserdir. Daha sonra çok eserlerini de okudum. Yazmaya, çizmeye devam et. Devam. Evet. Ediyordur da zaten. Yine bir telefon. Bugün çok yoğun telefonlar sizin sayenizde. Estağfurullah. Buse Urcan İstanbul'dan arıyor bizi. Buyurun efendim. İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Ederiz. Buyurun. Nasılsınız Eda Hanım? Nasılsınız Metin abicim? Gayet iyiyiz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Buyurun. Cengiz abicim, gene her zamanki gibi büyük bir heyecanla seninle konuşmanın heyecanını yaşıyorum. Çok teşekkür ederim. Sen neredeysen biz oradayız. Kalbimizle, bedenimizle, bütün ailecek seni çok seviyoruz. Sağ olun. Kartal'dan Urcan ailesi, tanıdın mı Cengiz abicim? Bir daha alabilir miyiz? Kartal'dan Urcan ailesi. Kartal'dan evet, evet, evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim Cengiz abicim. Sen nasılsın? İyi misin? Evet, beni son zamanlarda sahnede de izlemeye sürekli geldiniz. Evet, sürekli tamam, gelmeye çalışıyoruz Cengiz hatırladım, abicim. Hatırladım, hatırladım. Enişteyle, çocukla, ay kurban olurum. Şimdi kızınızı okula bıraktınız. Bilmez, hatırladım, hatırladım. Canım kardeşim, çok teşekkür ediyorum katıldınız. Ben teşekkür ederim. Ben belki bundan sonra, ben yıllarca artık yorumlarımı, okuyacaklarımı okudum. Evet. Artık o birliktelik sağlandı, karşılık. Birbirimizi çok iyi tanıdığımıza inanıyorum artık. Çok. Bundan sonra bir müzikal çalışmam olsa da olmasa da artık Cengiz abinizi sonsuza dek nasıl yüreğinizde taşıyacağınızı ben biliyorum. Çok teşekkür ediyorum onun rica için. Rica ederim Cengiz abicim. Sen her zaman kalbimizdesin. Seni o kadar çok seviyoruz ki şu anda eşim de yanımda. Sizinle konuşmak istiyorum. Müsaade eder misiniz? Tabii ki, buyurun. Bir saniye. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.
Cengiz abi nasılsın? Çok teşekkür ediyorum, sevgiler. Saygılar sunun sevgili abicim. Sağ olun. Ben şöyle ifade edeyim. 25 sene önce sen sözden anlamazlısıyla başlayan hikaye sessizceyle devam ediyor. Evet. Benim yaşım 35 ama 25 senedir aynı heyecanı yaşıyorum. Demin yayını dinlediğim sürece herkes aynı heyecanı hissettim. Yani biz bir aile olduk. Yani bütün Cengiz Kurtoğlu sevenler, hepimizde aynı duygular var. Hepimiz aynı duyguları yaşıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Bizim de kızımız var. Yine o da yine Cengiz abinin şarkılarıyla büyüyor. O da seviyor. Evet. Yani kaç jenerasyon oldu artık yani bilemiyorum ama bu bambaşka bir duygu, bambaşka bir olay. Yani ben şöyle ifade edeyim. Cengiz Kurtoğlu anlatılmaz, yaşanılabilir ancak. Aynen öyle. Yani bu heyecan da ömür boyu böyle sürecektir. Çok ömür teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun aradığınız için. Mutluluklar diliyoruz. Yerimizde evet. Öpün. Sağ olun. Biz sağ de aynı olun. Şekilde düşünüyoruz. Cengiz Kurtoğlu olarak müzik dünyasına girdiniz. Evet. Ama artık Cengiz abi olarak anılıyorsunuz. Bu hoşuna evet. Gidiyordur çok. Muhakkak. Abiyi geçtik artık. Hani hayır abi yok. Neyi söyleyeceğim ama Metin'im niye geçtik diyoruz. Şimdi çok teşekkür ederim tabii. Abiyi yakalamak, onu olmak çok önemli tabii. Evet. Ondan sonra tabii böyle açık alandaki konserlerimize, programlarımıza gittiğimiz zaman böyle gruplar sağ olsunlar. O da bir sevgi tezahürü olarak kabul ediyorum. Ben bir işte aile bireyi olarak kabul ediyorum o ifadeyi, Cengiz Baba. O geçenlerde da yine öyle bir bağırış olunca artık dedim o da geçti dedim. Bundan sonra bana dede diye bağıracaksınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Hakikaten çok keyifliydi çok bizim oldum. İçin de. Evet buradan ya. İnşallah bizi izleyenler de inşallah değil eminim ben keyif almışlardır zaten. Eda, Metin, Özülkü ben çok onu anlatırım zaman şöyle bir 30 saniye kadar. Ben de böyle meşhur insanlarla böyle bilinen yüreklere girmiş başarılı olan insanlarla böyle birlikte olduğum zaman giderim evimde anlatırım. Bugün işte böyle beraberdik yakınen gördüm diye hala daha bu heyecanı yaşıyorum. Eda ve Metin Özülkü'nün ben de canlı canlı yanındayım. Sağ olun. Ayrıca çok mutlu oldum. Başarılarınızın çok devamını diliyorum. Çok teşekkür ederiz. İnşallah daha sonraki yıllarda da bir çalışmamız olursa. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum ben. Her şey gönlünüzce olsun. Torunla beraber. Ay, torunu söylemeyin vallahi. Ya. Söyleyeyim. Tabii canım. Söyleyeyim. Güzel bir şarkıyla kapatıyoruz programımızı. Peki. Sevgili Karalağ izleyenleri Cengiz Kurtoğlu'yla çok güzel şarkıları paylaştık. Hayatı paylaştık. Müzik dünyasından bazı paylaştığımız şeyler oldu. Yarın tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın diyoruz ve güzel bir şarkıyla hoşça kalın.